Merhaba. Bugün sıvı problemlerinin beşinci filminde beraberiz. İki tane vakadan bahsedeceğim. Daha önce gördüğünüz vakalarla benzer özellikleri var. Ama hem bilgiyi pekiştirmek hem de yeni şeyler öğrenmek açısından iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekran paylaşımına geçiyorum. Hastamız 60 yaşında bir erkek hasta. Bilgisayarlı beyin tomografisi çekilecek ve kontrast madde kullanılacak. Sıvı istemimiz nedir? Aslında bu kontrast madde kullanımının sıvı dengesiyle çok fazla ilgisi yok. Ama şu açıdan önemli. Kontrast madde kullanılacağı durumlarda hastanın hidrasyonu iyi olması lazım. Yani ilk yapmamız gereken işler dehidratasyona izin vermemek gerekir. Dehidrate hastalarda mümkünse önce dehidratasyonu giderip daha sonra kontrastı inceleme yapmak lazım. Şimdi bu hastalar, yani kontrast hangi hastada kullanırsanız kullanın bir nefropati riski vardır. Dehidrate hastalarda bu risk daha da fazladır. Tabii bazen işte hasta hastanede yatarken damardan sıvı vermek kolay ama birçok kontrast madde kullanılacak tetkik poliklinik koşullarda yapılır. Bu hastalara da önerinin bol su içmek olması lazım. Genellikle de ben hastalara 3 litre, en az günde 3 litre sıvı içmesini öneriyorum. Zaten genç bir insanda kalp veya böbreğinde bir problem olmayan bir insanda günde 3 litre sıvı çok rahatlıkla verilebilir. Bu hastamız 60 yaşında yine verilebilir. Diğer sorunlarına bakmak lazım. Kontrastlı tetkik niye çekiliyor ona bakmak lazım. Bir de şunu unutmayalım. Kontrastlı tetkik gerekmedikçe yapılmaması lazım. Yine bu hastaya söylediğim gibi 3 litre sıvı vermek uygun olabilir. Eğer ağızdan alamayacaksa da bunu mutlaka damardan vermek lazım. Şimdi ikinci örneğimiz bu daha genç bir hasta. Lösemi tanısı almış. Kandida özofajiti var. Kandida özofajiti olduğu için ağızdan sıvı alamıyor. Bir de kandida olduğu için de buna amfotericin vermeniz gerekiyor. Şimdi hastada hem dehidratasyon riski var hem de amfotericine bağlı yine nefrotoksite riski var. Yine benzer şekilde kontrast nefropatisinde olduğu gibi yaklaşmak lazım. Öncelikle dehidratasyona izin vermemek lazım. Amfotericin B'nin de kontrast maddeler gibi toksite riski vardır. Yani hastaya genellikle aslında bol su iç diyebiliriz ama tabii kuantum özofajit olduğu için bol su içmesi ne yazık ki pek gerçekçi değil. Yine kontraindikasyon yoksa tekrar söylüyorum eğer hastada kalp problemi ya da böbrek problemi yoksa kolaylıkla rahatlıkla 3 litre verilebilir. Yine hekimlik hayatınızda hiçbir zaman unutmayın hastalık yoktur hasta vardır. Her hasta kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir. Ve bu hastaya da muhtemelen bizim bu sıvıyı intravenöz vermemiz gerekir. Yine her filmin sonunda olduğu gibi kaynaklardan bahsedeceğim. Sıvı elektrolit dengesiyle ilgili temel bilgilere YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Yine web sayfamda sıvı elektrolit dengesi ve bozukluklarıyla ilgili çok sayıda kaynak var hatırlatmak isterim. Umarım film yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone de olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Ekran paylaşımını bitiriyorum.